Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Diyerek hemen Gülsün Hocam'ı yayına alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Güzel bir akşam, güzel bir yayın olması ümidiyle. Hocam da geldi. Yayını alıyorum. Merhaba, geldik en Hocam. sonunda. Nasılsınız hocam? Merhaba, nasılsınız efendim? Sizi gördük, iyi olduk hocam. Siz Teşekkür ederim. nasılsınız? İyiyim. Serapçığım, arkanda yazı var. Zannettim ki hani biraz önce konuşuyorduk ya. Kendine Evet, kendine anladım. Evet hocam. gülmekten söylemedim. Aa dedim ben bulamam işte. Bu küçük oğlanın odasındayım bugün. Live your dreams yazıyor onun duvarında. Aa inşallah. 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 Böyle bir şeyimiz var. Abisinin odasında da başka bir yazı var abisinin istediği. Onun odasında da bu var. Ne Kendilerine güzel. motto belirledikleri. Ne Veli güzel. olarak açmış olduk aslında direkt. Çok güzel. Giriş yapmış gibi olduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz umarım hocam. İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın Serapçığım? Sağ olun hocam. Ben de iyiyim. Haftanın Güzel bir yayın sonuna olacağını geldik. sizi İnşallah. Evet. Bugün bir kavuşturabilirim. ilginç bir konuyu konuşacağız. Evet. Hepimizin merak ettiği aslında bizi ilgilendiren sadece veli olarak değil, tüm bireyler olarak ama velilerin tabii ki biraz daha farklı şekilde dikkatli olmasını gerektiriyor. Evet. Şimdi senden ipuçlarını alacağım ben. Evet, katılımcılarımız geliyor. Yavaş yavaş başlayalım istersen. Evet. Tabii hocam. Evet, internet deyince ilk başta neyle başlarsın? Ne dersin? Neye dikkat İnternet. edilerek Hocam, başlayalım? Çünkü veli derya olarak deniz. veli olarak mı Veli başlayacağım? olarak, veli olarak. Hocam, şimdi biz eşim de ben de biliyorsunuz bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi lisans mezunuyuz. Benim yüksek lisans BÖTE'de var. Daha sonra doktora için uzaktan öğretimde bütünleşik yaptım. Eşim de yönetim organizasyon, şey pardon. Eğitim yönetimi planlaması teftiş ve ekonomisinde. Biz eğitimci ve teknoloji uzmanı olarak naçizane çocuklarımızı teknolojiyi esirgemeden doğru kullanacak şekilde yapılandırarak öğretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Neden? Bu teknolojilerin içine doğdular ve bütün ömürleri boyunca bunları kullanacaklar zaten. Yani biz onlara hayır olmaz oynayamazsın ya da işte ne bileyim kullanamazsın, ona girme, bunu öğrenme diyemeyiz. Doğru şekilde öğrenin, doğru şekilde kullanın demekle yükümlüyüz. Bunu da hem onların karakterlerine uygun şekilde hem de günün ihtiyaçlarını karşılayacak ortamları ve onları doğru kullanmayı öğretecek şekilde yapılandırmaya çalışıyoruz. Örneğin, Doğru yapılandırma evet nedir? Örnek de ha verebilirsin ama nedir hemen. bu? Yani şöyle hocam, gün içerisinde hani her insanın belli bir işe gereği maruz kaldığı teknolojiler vardır. İşte biz mesela bilgisayar. Başka biri işte ne bileyim iş şey olabilir. Bir doktor örneğin çok fazla ışığa maruz kalıyor olabilir ameliyathanede. Ya da işte başka biri başka bir şey. Çocukların henüz gelişimleri hem fizyolojik hem biyolojik olarak devam etmekte olduğu için hem göz sağlıklarını, hem akıl sağlıklarını, hem ruh sağlıklarını koruyacak şekilde her şeyden hani little 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 on the middle şeklinde vermeye çalışıyoruz. Evet, biliyorum. İçerisinde belli bir süre kullanıyorlar. Telefonla da belli bir süre O belli süre oyunda ne kadar? Belli hocam süre dediğiniz nasıl belirliyorsunuz? önerilen süreler oluyor ama en Siz nasıl doğrusu belirliyorsunuz? biz çocuklara göre belirliyoruz. Küçüğün 45 dakika tablette oyun süresi var. Kaç Bazen 1 yaşındaydı saate ulaşıyor. küçük? Küçük Kaç yaş? 8 yaşında. 8. Büyük O kadar 12 oldu mu? yaşında. 8 yaşında oldu mu küçük? Evet. Şaka gibi değil mi hocam? Ben de bazen oynuyorum. 8 oldu. Ay sonra Emirkan'a bakıyorum. Bu da 13 aslında neredeyse diye. Ona Maşallah. şaşırmayayım. 12 yaşındakinin 1,5 saat yaklaşık. Evet.
Ama tabii bu bizde biraz dengede sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle yaratabiliyor. Abim hala oynuyor diye geliyor mesela. Gözleri Peki pörtledi. bir kerede mi 1,5 saat ya da bir gün içinde dağınık olarak 1,5 saat mi, yoksa 1,5 saatlik dilimler var mı günün içinde mesela büyük Eko için? Kullandıkları uygulamalara göre ayarlıyoruz onu. Mesela oyun oynuyorsa, arkadaşlarıyla oynuyorsa 1 saat, 1,5 saat arasında hani blok şeklinde kullanabiliyor. Ama Anladım. işte bir uygulamayı öğreniyorsa o esnada ya da bir kodlama çalışıyorsa ders süresi gibi düşünün, 45 dakikalık 2 tane Anladım. süre veriyoruz. Çünkü öğrenme aktivitesi olduğunda zihnin arada molaya ihtiyacı oluyor, siz de biliyorsunuz hocam. Tabii Ve hani ki. onu biraz sindirip sonra tekrar uygulama yapabilmesi için zaman geçirmek gerekiyor. O yüzden hani 45 dakika diyelim ki uygulamayı biraz kullandı. İşte bir şeyler üretti, baktı, kodladı ya da biraz zaman geçiyor. O arada arkadaşlarıyla oynuyor, kardeşiyle oynuyor, kitap okuyor. Biliyorsunuz Instagram kanalları var, ikisinin de kitap okuyup anlattıkları. Video çekiyor İzliyorum. ya da video çekmek için kitap okuyorlar. Birbirlerine anlatıyorlar. Nasıl yapsak diyorlar. Ben çekeyim sen anlat diyorlar. Sonra tekrar anne alabilir miyim? Hani oyun oynayabilir miyim? Ya da işte anne uygulamaya bakabilir miyim? Tekrar kalan süresini o şeyde bağlıyoruz. Gün Peki. içerisinde şey yok hocam, 3 saati de bulabiliyor. Bazen bazı günler 4 saati de geçebiliyor. Ama blok tek seferde maksimum 1,5 saat büyüğe, maksimum Peki, 1 saat küçüğe. günde toplam ne kadar izin veriyorsunuz? İşte o gününe göre değişiyor hocam. Değişiyor. Şöyle Yani değişiyor. ders programına Ders göre de. programlarına göre değişiyor. O gün mesela bilişim dersi çalışacaksa eğer biraz daha fazla oluyor. Ya Evet. da hafta sonuysa ve işte oyun aktivitelerini yapmışlar ve sıkılmışlarsa, anne bir tur daha oyun oynayabilir miyiz diyorlarsa, şu anda pandemi yüzünden bu süreler uzadı. Mecbur veriyoruz. Çünkü çocuklar dışarıya çıkamıyorlar, sosyalleşemiyorlar. Herhangi bir şekilde biz insanlara temas etmelerini çok istemediğimiz için, belki biraz maruz kaldıkları haberlerden dolayı çocuklarda şöyle bir şey oluştu. Hadi gelin biraz yürüyüş yapalım diyorum. Virüs mola vermedi ki, hala dışarıda deyip çıkıyorlar. Şimdi bu çocuklar evde bütün gün enerji yatamıyorlar. Geçen sizle konuşuyorduk, gecenin 1.30'da zıplıyordu yanımda koltukta. Sarsım hocam. Anne atamadım yine enerjimi, ben nasıl yatayım diye. O çocuklara bir şekilde en azından zihinlerini oyalayacak ama boşa oyalamayacak şeyler yaptırmak lazım. Çok Bu güzel bir süreç. nokta. Boşa oyalamayacak dedim. Nasıl seçiyorsunuz o programları? Ya da kendileri mi seçiyor, siz izin veriyorsunuz? Bu sürecinizi nasıl işletiyorsunuz? Hocam şöyle yapıyoruz. Şimdi kademelerini Bulut zaten hani eşim öğretmen olduğu ve bilişim derslerine girdiği için her ikisinin de sınıfına yönelik ders müfredatlarını biliyor. Müfredat dışında yapabilmeleri gereken aktiviteleri biliyor. Onlara göre örneğin Web 2.0 araçlarını öğreniyor şu an. Ortaokuldaki çocuklar kullanmayı ve onlarda içerik Web öğretmeyi. 2.0 nedir? Web 2.0 Hemen araçları nedir? söyleyeyim. Hemen. Hemen söyleyeyim hocam. Farklı içerikler üretebilecekleri, basit uygulamalar bunlar. Çok basit. Yani işte çizgi filmden tutun da örneğin Beyond da aslında bir Web 2.0 aracıdır ve animasyon üretmeyi sağlar. Ve o animasyonlar çok basit şekilde üretilir. Çok fonksiyonlu, işte karakteri yürütmekten tutun da kamera açılarına kadar her şeyi verebileceğiniz özelliklere sahiptir. Ya da mesela Storyboard Dead gibi bir araç, diyelim ki çizgi roman üretmelerini sağlar. Farklı işte fonlar kullanarak bir hikaye örgüsünü oluşturup aktarmalarını, ya da Pixiz diye bir uygulama var. İşte onunla yine keza aynı şekilde içerik üretebiliyorlar. Bilgi yarışması üretebildikleri uygulamalar var. Kahoot gibi. Az önce mesela Wokey'i kullanıyordu. Anne bak şimdi ne yapacağım dedi. Kendini bir karakteri kendine benzetti. Aslında hazır çünkü karakterler var. Alıp işte değiştiriyorsun sonra. Sonra ona seslendirme yaptı. İşte sonra makine seslendirmesi yaptırdı. Ses botlarını denedi. Bak bu hoşuma gitti anne, bana benzemiş mi dedi. Böyle baka kaldım. Olmuş olmuş diyerek. Bir şeyler üretebilmeleri için hani gelecek bu hocam, yani teknolojiyi bilmek zorunda bu çocuklar ve daha şimdiden öğrenmek zorundalar. Peki bu Ama teknolojide arkadaşlarıyla etkileşim kurma şansları var mı?
Onlar, bunların içerisinde çok fazla yok. Birlikte çalışmayı olanak tanıyan bir bilgisayar araçları var kullandıkları. Derslerde öğretmenlerinin de tavsiye ettiği, işte eşimin de gösterdiği onlara işte bireysel takılabildikleri WordArt gibi ya da WordCloud gibi uygulamalar var. Kelime bulutu yaptıkları. Ya da işte Kahoot'ta mesela çoklu oyun oynayabiliyorlar. Ya yani oyun dediğim bilgi yarışması yapabiliyorlar. Ama çocukların birlikte iletişim kurmak için kullandıkları yerler hep oyunlar. Dijital oyunlar. Onlarda da popüler oyunları biri getiriyor. Hepsi o oyunun içinde oluyor bir anda. Anladım. Yani şu anda Among Us diye bir oyun var. Oyunun yapısı şey, işte bir casus var. Dört karakter var. Biri casus. Onu bulmaya çalışıyorlar sorular sorarak. Yok etmeye çalışıyorlar. Imposter ben olacağım falan diye böyle birbirleriyle atışıyorlar, kapışıyorlar. Onu bulan ben olacağım diye. Çok ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Bu oyunu büyük oynuyor. Büyüğün canlı derste sınıfta yaşadıkları bir durum oldu, olay oldu. Biri derslerine katılıp bir şeyler yazıp çıkmış. Kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Birkaç arkadaşı toplandılar. WhatsApp'tan yazışarak şöyle kullandı, bu kelimeyi yazdı, bunu bizim sınıfta en çok şu kullanıyor. Noktalamaya dikkat etmedi, şu da olabilir diye. Hocam çok önemli bu. Eleştirel Bence. düşünce güçlerini kullanarak. Kesinlikle. Ve daha ilginci, küçük abisinin ne yaptığını gördüğünde dönüp bana dedi ki, abim gerçek hayatta Among Us oynuyor anne. Çok güzel. O oyun, oyundaki casusu bulmak gibi bir şey şu an yaptıkları. Şimdi bunlar çok güzel. Aktarabiliyorlar. İnsanın Aktarılmış öğrenme gibi oluyor aslında tabii bunlar. ki. Hani bilgi Tabii transferi gibi sağlıyor değil, bu. aktarılmış öğrenmiş. Bir şey soracağım ben sana Serap. Şimdi bunlar Buyurun hocam. güzel. Estağfurullah. Siz bilinçli bir ailesiniz. Bir de teknoloji okuryazarlığı Estağfurullah olan hocam. bir anne babasınız. Sizin işiniz kolay. Peki teknoloji okuryazarı olmayan, teknolojiyle arası çok iyi olmayan, öğrenme bağlamında velilerimiz de var değil mi? Bununla da mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Benim çocuğum olmadığı için böyle Hiç belli sorunlarım olmaz hocam. da Hani yok yarın öbür gün bir toplama yapabilir. Ben şu anda şaşırmayacağım. diğer. Evet, bilgisayarı açıp kapamayı biliyor. Çok çalışırsam gelip kapatıyor, onu biliyor ya da yatıyor üstüne çalışma diye. Bunları beceriyor, o yüzden almıyorum odaya. Şimdi böyle anne babalarımız da var. Tabii ki herkesin bilmek zorunda da değil ama mesela anne babalarımıza baktığımız zaman aslında cep telefonunu ya da tabletleri ya da mobil uygulamalarını çok iyi kullandıklarını görüyoruz ama şey amaçlı kullanmayı bilmiyorlar. Öğrenme amaçlı ya da çocukların düzeyinde. Peki bu anne babalar ne yapıyor? Çünkü milyonlarca oyun ve milyonlarca ortam var. Şimdi biraz sonra zararlarını da geleceğiz. Şimdi yararlarından konuşuyoruz ama ne yapıyorlar bu insanlar? Hocam aslında hani mobil marketlere girdiğiniz zaman çok güzel kategorileri bile belli. Eğitici oyunlar, eğitsel uygulamalar diyerek. Aslında oradan bakabilirler ama o uygulamaların güvenilik ve güvenilirlik noktasında dikkat edilmesi gereken şeyleri var. Örneğin yaş sınırlamaları, kategorileri, kurarken örneğin sizden istediği erişim izinleri. Bu bile bir kriterdir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani sonra benim çocuğum oyun satın almış, işte oyunun içinde bir modül satın almış, telefon faturasına yansıyınca fark ettim, durumları oluşuyor. Hani ki ben de yaşıyorum bunu. Bu kadar her şey kilitlenmişken tamamen tesadüfen kazara tıklaya tıklaya büyük zamanında yapmıştı. Satın alım işlemini gerçekleştirebilmişti. Ne kadar engel ve kilit koyarsanız koyun bazı şeylerin tabii ki hani olacaksa oluyor ama genel olarak bilinçli bir ebeveynin şunu yapması gerekiyor. Çocuğun kurduğu uygulamaya bakacak. Uygulamanın izinlerine bakacak. Ya da kurmadan önce aslında buna bakacak. Çocuğun uygulama içerisinde iletişim, hangi iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını ya da örneğin oyunsa oyunun chatinden görüntü, konuşma ile ona ulaşılabiliyor mu? Oyun örneğin bilgisayarın ya da telefonun kamerasını açıp anlık kayıt yapabilir mi? Mikrofona erişimi var mı? Mikrofon erişimiyle uzaktan bağlantı yapabiliyor mu? Rehberime erişiyor mu? Bu tarz izinler var mı bu oyunun içinde ya da bu uygulamanın? Onlara bakmaları gerekiyor. Bir de Peki buna örneğin ben nereden bakacaklar Serapcığım? Sen aslında oyun biliyorsun. Nereden oyun bakması gerekiyor ya da anne uygulama babanın?
kurarken hocam aslında o izinleri soruyor. Değil mi? Ama Okumak gerekiyor. Diyelim ki bilemedi. Çocuk kendi bağımsız kurdu. Hani ebeveyni daha sonradan gördü bu oyunu. Telefonda izinler kısmı var. Araçlar, ayarlarda izinler var. Direkt arama kutusuna bile hani ayarlara girdikten sonra yazsalar gelir. Erişim izinleri. Her uygulamanın dokunduğunuz zaman getirir nelere izin isteyip de sizden aldığını. Onlar da açık olanları kapatabilir ya da baktınız ki çok fazla izin istemiş. Hani neredeyse telefonu sizin yerinize kullanacak kadar izin almış uygulama. Komple kaldırmaları gerekiyor. Yani temiz net kurtulmuş değil. Peki Komple şey temizletmeleri sayfalar gerekiyor. var mıdır oyunlarla ilgili? Şimdi oyunlardan konuşuyoruz, biraz sonra internete de geçeceğiz. İnternet Tekrar. üzerindeki oyunlar ve internet üzerindeki aramalara da geçeceğiz ama bu oyunlar hakkında mesela böyle bloklar var mıdır anne babaların Tabii deneyimlerini aslında paylaştıkları, tabii oralardan da aslında yararlanabilirler mi? var. Evet ama hocam hani tabii ki çocuğum nereye ne kadar girdi? Örneğin biliyorsunuz bir dönem çok riskli oyunlarla hani uyarılarda bulunmak zorunda kaldık. Televizyonlardan bile uzmanlar. Bakın bu oyunlar reel dünyada görev vermeye başladı. Artık çocuklarınıza ve bu onların son görev olarak kendi canlarına ya da arkadaşlarının canlarına kastetmelerine kadar gidiyor. O yüzden ne olur dikkatli olun çocuklarınızın oynadığı oyunlar konusunda diye hani birçok platformdan verileri bilgilendirmeye çalıştı uzmanlar ve farklı işte dediğiniz gibi bloklardan ya da siteler üzerinden bu bilgilendirmeleri yapmaya da devam ediyorlar aslında. Güvenli internet oluşumu var örneğin. Sitenin adını şimdi hemen hatırlayacağımı söyleyeceğim. GİG'in zaten bu hafta biliyorsunuz güvenli internet haftası. Evet. Bu hafta kapsamında okullarda çocuklara internet güvenliği ile ilgili seminerler düzenlendi, online olarak verildi. Bu bilgilendirmelerle birlikte kılavuzlar hazırlandı. Hatta biz de uzaktan eğitim koçunda velilere tavsiyelerden oluşan, içinde çocukların güvenli internet kullanımına yönelik detaylar da barındıran UNICEF'in çalışmasını da paylaştık. Bu resmi kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları velileri de çocukları da bilinçlendirmek adına çok çalışması yapıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA içerisinden sunduğu, okullarda öğretmenler aracılığıyla öğrencilerine verdiği çok güzel kaynaklar var. Hatta hem her yaş grubu için ayrı düzenlenmiş kılavuzlar var. Muhteşem. Bizim örneğin ilkokul olduğu için ilkokul kılavuzunu getirmişti küçük. Ortaokul olduğu için ortaokul kılavuzuyla gelmişti büyük. Pandemi öncesi son haftalar. Ve hakikaten o yaş grubunun özelliklerine göre yapılandırmış milli eğitim. Bu da çok güzeldi. Çocuklar, oyunlara giriyorsanız bunlara dikkat edin. Veliler bu çocukların bu dönemde şu kadar şunu yapmaları gerekiyor diyerek bilgisayarın başında oturuş pozisyonlarından tutun da kullanım sürelerine kadar hem dediğim gibi milli eğitimin çok güzel kılavuzları var hem de TÜBİTAK tarafından da UNICEF tarafından da düzenlenmiş ve paylaşılmış içerikler var. En hani temiz, net, güvenilir kaynaklar onlar. Hani güvenilir bilgi diyorduk ya. Evet. Güvenilir kaynak, Şimdi güvenilir bilgiye. şu anda aklıma geldi. Mesela üniversitede bunu yapabiliriz. Belki bir proje olabilir. Mesela hani bizim biliyorsun Volkan hocamızın yönettiği bir sözlüğümüz var. Ha, Aynı evet. online sözlüğümüz var. Açık uzaktan öğrenme kavramlarına ilişkin dinamik. Aynı onun mantığıyla bir dinamik oyunlar sözlüğü oluşturabiliriz. Olur aslında Yani çok da evet hocam. oyunları girip işte şunlar şunlarla izin verilmesi gerekiyor. Şöyle tehlikeli ya da şöyle iyi diye belki de hani anne babalara bu pandemide yardımcı olacak. Hani zamanla oluşur. Çok sayıda oyun var Bence belki. güzel Ama olur hocam. temel olanları en azından çünkü herkes biz kadar ya da siz kadar bu teknoloji okuryazarlığına sahip olmayabilir. Ne yapması gerektiklerini de bilmeyebilirler. Çünkü Evet. çocuklar anne babalarından daha fazla teknoloji okuryazarı oldukları için anne babalarından saklayabilirler de bu oyunları değil mi? Evet, o noktada da hocam bizim yaptığımız bir şey var. Hani çok bazen kendime kızıyorum. Biraz özel hayatın mahremiyetini ihlale giriyor gerçi ama örneğin tablette ve bilgisayarlarda evde kurulu, ekran takip yazılımı kurulu. Gün içerisinde ne kadar açtılar, hangi oyunda ne kadar süre geçirdiler,
EBA'ya ne kadar süre vakit ayırmışlar. Hani bana geliyordu ki anne yarım saat EBA'da çalıştım 10 dakika oyun oynadım diyor. Bir bakıyorum tam tersi. Olsun. Hani Peki bu yazılımlar ücretli midir, ücretsiz midir? ücretsiz de var hocam. Ücretsizlerde çok fazla reklam var. Hani reklamdan bunu aldım, yok istemiyorum derseniz ücretlileri de var. Ekran kaydını fotoğraf olarak alan da var. Ya da mesela siz saat belirlediniz diyelim şu saatten şu saate kadar açık olabilir diye. O saatler arası cihazı açık tutan var. O saatler dışında açılmasını kilitleyenler var ekranın. Dolayısıyla çocuk girip orada oynayamıyor. Oyun içerisinde herhangi bir yerde biriyle sohbet ettiyse o ekran görüntüsünü aldığı için biliyorsunuz. Hani dediğim gibi biraz fazla özel hayata, mahremiyete müdahale gibi oluyor ancak şu dönemde ve şu yaşlarındayken ve sürekli evde asosyal bir şekilde yaşıyorken farkında olmadan yanlış kişilerle temasa geçip yanlış bilgiler, daha doğrusu kendine ait doğru bilgileri yanlış kişilere verme ihtimalleri olduğu için biraz mecburiyetten böyle bir sistem uygulamak zorunda kalıyoruz veliler olarak. Peki, Maalesef. ben biliyorum ama soruyorum dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için. Siz veliler olarak çocuklarınızla bu oyunlar hakkında konuşuyor musunuz? İlgilendirip bilinçlendiriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kesinlikle bilmeleri, bilinçlenmeleri gerekiyor. Önce veliler oyunlarla ilgili hani o dediğimiz bloklardan oyun bazlı bilgi de alabilirler. Şimdi bazı oyunlar var aşırı şiddet içeriyor. Ve bazı oyunlar var çocuk o oyunun kolaylıklarını, hilelerini kaba, hani şey tabiri olacak ama kolay yoldan bir üst level'a geçmek için hilelerini öğrenmeye çalışıyor. Bunun için de YouTuber'lara başvuruyor. Şimdi o YouTube da çok tehlikeli. Şöyle tehlikeli. Biliyorsunuz eğer filtre kullanmıyorsanız ki YouTube filtreleri çok da verimli çalışmıyor. Yani çok ileri düzeyde şey olması gerekiyor. Ebeveyn kilitli ya da şey açmanız gerekiyor hesaplarda. Yoksa çocuğa çok absürt videolar Evet, fark etmiyorsunuz değil mi? Siz zannediyorsunuz ki çocuk oyunla ilgili bir aynen. İzliyor. YouTuber'dan bilgi alıyor ama o arada değil mi? Evet hocam. Ya o YouTuber'ın videosunda çok yanlış şeyler öğrenebiliyor. Yanlış sözler, yanlış Küfürler. söylemler. Ya da o videonun yanında ya da bittiği anda videonun içinde biliyorsunuz size önerilen videolar diye gelir. Bir küçük örnek söyleyeceğim. Bu internette çok gezmişti. Bir kadın İşte 7 yaşlarında, 6-7 yaşlarındaki kızı yanlış hatırlamıyorsam anne örümcek adamla neydi o buz kraliçesi kızım olmayınca adını pek getiremedim adını. Elazığ Anladım. Herhalde. her zaman giyinik değil biliyor musunuz demiş. Çocuğun YouTube'da video izlerken o öneriye giderken karşılaştığı videonun çocukta bıraktığı iz akla ermediği için çok sadece bu kadarını anlamış. Ama hani olayın tehlikesi buradan belli. Peki. YouTube'da kaybolabilir çocuk. Ha YouTube. Frozen. Evet Frozen. Birisi. Frozen. Ha Frozen'da. Peki YouTube'a gelelim şimdi. Diyelim ki YouTube'da izleniyor. Müzik olsun, işte orada da yararlı bilgiler var aslında. Ya çok güzel Dersle var. ilgili. Peki YouTube izleme kriterleriniz ya da prensipleriniz nasıldır? Nedir? Nasıl belirliyorsunuz? Hocam birkaç mesela Tonguç Akademi vardı. Bir ara ona bakıyordu bizimkiler. Oradan ders videolarına bakıyorlardı. Öğretici içerikler. Bu işte eğitim çantası bizim üniversitenin bir projesiydi. Orada çok güzel Web 2.0 araçları aslında öğretmenlere yönelik olarak anlatılıyordu. Sınıfta öğrencilerine aktarmaları için. Onları izliyorlardı. Sonra bu özellikle büyük uzay mimarı olacağım dediği için mimarlıkla ilgili programlar ve uzay araştırmaları ile ilgili Türkçe altyazılı şeyler izliyordu. Bizdeki süreç şuna döndü sonra. Arkadaşları işte Enes Batur'dan bahsetmiş.
İşte Orkun Işıtmak'tan bahsetmiş, öteki başka birinden bahsetmiş. Anne bir de bunlara bakayım deyip şimdi sadece oynamak istediği oyunla ilgili işte video çekip oyunu oynarken oyunu anlatan kişilerin videolarını izliyorlar. Maalesef çarklar böyle dönüyor. Çocukların hepsi bir potaya, hani şey vardır ya hocam, öğrenme bizim ta öğrenciliğimizde kullandığımız, sizin de derslerde örnek verdiğiniz bir fabrikaya girip hepsi aynı çıkar. Farklı farklı biliyorsun. Kapısının üstündeki şeyleri keser öğretmen. Düşünce Pink balonlarının. Pink Floyd'un düşüyordu. Floyd. Ve onun belli bir kalıba giriyor çocuklar. Şu anda hani biz o kalıpları da yıkmaya çalışıyoruz gerçi, ama yine de tabii bunları da bilecekler. Bunlara da maruz kalacaklar. Bunları da bilecekler. Kendi yapılarına göre kendilerini şey yapmış olacaklar. Şekillendirmiş olacaklar ileride. İlerisi için diye umuyoruz. Peki, Bu arada. kendileri için neyin iyi, neyin doğru ya da kötü olduğunu tartışıyor musunuz çocuklarla? Konuşuyor Evet. musunuz? Evet. Yani onu zaten şöyle, hani hep deriz ya, eleştirel bakış açısına sahip olmaları gerekiyor bir, ve kendi öğrenmelerini, kendi karakterlerini çözmeleri gerekiyor. Gelecekte hayatta kalabilmeleri için. Çünkü şu anın ihtiyaçları bizim çocukluğumuzdaki ihtiyaçlardan çok farklı. Dolayısıyla sahip olmaları gereken yeterlikler de çok farklı. Biz şu anda onların hangi programda ne kadar süre geçireceklerine karar verdiysek, bir süre sonra onların bunu kendilerinin otomatik olarak bilinçli bir şekilde, yani motobot alışmış olmaktan dolayı değil, neye ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini kendileri için bilerek yapmaları gerekiyor. O bilince ulaşmaları için de bizim onlara kılavuzluk etmemiz gerekiyor. Anne Biz babanın elimizden okur yazar olması gerekiyor. Teknoloji okur yazar, internet okur yazar, kesinlikle, oyun okur yazar kesinlikle, olması gerekiyor. kesinlikle. Örneğin bir e-training projesinde öğrenci katılımcı olarak büyük görev alıyor. Daha az önce bir soruya şöyle bir cevap yazdı, güvenli internet haftası ile ilgili. Güvenli internet deyince ne anlıyorsunuz gibi bir soru sorulmuş onlara. İnternet güvenliği için ne yapmak gerekiyor? Pardon. Tabii o soruya yazdığı cevap, modemimizin şifresinin işte büyüklü küçüklü harfler, alfanümerik karakterler ve sayılardan karışık oluşması gerekiyor ve sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Sadece modemimiz değil, sahip olduğumuz bütün şifreler için geçerli ve bu şifreleri de sık sık, ha şey demiş, her yerin şifresi farklı olmalı. Bunlar çok önemli aslında güvenli internet için, hani gelirsek. Ve bunu fark edip çocukların artık bunu bilerek kendilerine yol çiziyor olmaları da güzel bir şey. Sadece o değil, o yaş grubu bilişim derslerinde zaten hani bununla ilgili eğitimler alıyorlar. Ve o bilinç bizden daha çok var onlarda. İçine Değil mi? doğdukları için. Evet, içine İçine doğdular doğdukları için. ve Evet. eğitiminde alıyorlar. Peki Evet. anne babalar, veliler okuldaki bilişim öğretmenlerinden destek alabilirler mi? Böyle bir hizmetler var mıdır okullarda? Aslında alabilirler hocam. Yok, Sözünüzü kestim, özür dilerim hocam. bunu soruyordum ben. Aslında alabilirler. Hatta bu pandemi döneminde evinde interneti ya da bilgisayarı olmayan çocuklar da eğitim hizmetlerinden yararlanabilsinler diye Türkiye'de birçok noktada EBA destek noktaları kuruldu okullarda. Bu EBA destek noktaları birer bilgisayar laboratuvarı şeklinde yapılandırıldı ve bilişim öğretmenleri ya da işte teknoloji, eğer bilişim öğretmeni yoksa okulda teknoloji okuryazarı ve yüksek öğretmenler muhtemelen görevlendirildi. Öğrenciler de, veliler de o EBA destek noktası dersler için aktifken ya da diğer zamanlarda online platformlardan öğretmenlerle görüşüp bilişim öğretmenlerinden destek alabiliyorlar. Çok Eşimin telefonu hiç susmuyor mesela. güzel. Bir şey yaşanıyor, soru soruyorlar ve sürekli yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Bütün Çok iyi. bilişim öğretmenleri de öyle. Çok Yani güzel. hani bu bir seferberlik gibi hocam. O zaman anne Herkes babaları
bilişim öğretmenleriyle iletişim halinde olun demek gerekiyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet hocam. Okul yönetimleri de bu konuda çok hassas. Benim gözlemlediğim. Çünkü bizim için de aynı şey geçerli. Biz de veli WhatsApp grupları ayrı, öğretmenlerle olan gruplar ayrı şekilde sürekli iletişim halindeyiz. Ve ben orada da görüyorum. Yani sınıf öğretmenimiz işte takıldığı yerde okulun bilişim öğretmenine ulaşıp ondan sorunun yanıtını isteyip dönüyor veliye. Ya da işte içimizde bilen biri varsa bilen biri cevap yazıyor. Herkes hani canla başla çocukları en hasarsız şekilde bu süreçte ve öğrenme faaliyetlerini yürütecek şekilde ilerletmeye çalışıyor. Çok Bu güzel. tam bir seferberlik. Çok güzel. Evet. Şimdi gelelim sosyal medyaya. Çocukların sosyal medyayı kullanmasına nasıl izin veriyor musunuz? Verdiğinizi biliyorum. Nasıl izin veriyorsunuz? Ve ikinci sorum sosyal medya ile ilgili. Biraz önce söyledin Sedatcığım. İkisinin de mesela Instagram'da sayfaları var ve video Evet. üretiyorlar. Buna nasıl başladınız? Nasıl cesaretlendiniz? Yoksa onlar mı sizi cesaretlendirdi? Onlar. Şimdi şöyle hocam, ikisinin de bu süreçte, bu tatil sürecinde, tatil ilk etapta hani 16 Mart'tan sonra dersler başlayana kadarki süreçte evde can sıkıntısında tek yaptıkları ya işte robotları çıkarıp kodlama denemek ya da kitap alıp oturup okumaktı. Ders çalışmayacağız, oh kafasından. Hani sonra sıkılmaya başladılar. Sonra kitapları birbirlerine anlatmaya başladılar. Sonra büyük bir gün şey dedi. Herkes çocuğu kitap okusun istiyor. Madem o zaman hani çocuklar da çok heves etmiyor. O zaman ben bir kanal açacağım. Benim yaşımdaki herkese kısa kısa kitapları anlatıp kitap okumaya heveslenmelerini sağlayacağım dedi. O güne kadar ben hiç biliyorsunuz hani üniversitede de görevim gereği sosyal medyayla çok haşır neşir olmak zorundayım ve oradaki verinin nereye gittiğini, nasıl kullanılabildiğini, nelerin çıkarabildiğini bildiğim için çocukları uzak tutuyordum. Ama böyle güzel bir gerekçeyle gelince Instagram açmalarına izin verdim. Kendileri mi Önce büyük açtılar? açtı. Önce büyük. Hocam öyle laflar dedi ki ben sustum. Anne, sen sosyal medya uzmanısın. Sen danışmanlık yapıyorsun. Görüyorum ben hani danışmanlık yaptığının takipçi sayısı nasıl artıyor. Benimkini de arttırsana. Böyle geliyor. Niye benim için bir şey yapmıyorsun diyor. Çok da takipçin artmasın anneciğim diyorum ben de ama hani isterlerse sonuçta ben biliyorum senin ne yaptığını ben de yapacağım diyor. Peki izliyor musun Etiketlemeleri. kimlerin Evet. izlediğin Evet. takipçileri kimlerle görüş yani yazışıyorsa bakıyorsun değil Tabii. mi? Bakıyorum. Tabii hocam. Ve Orada. hani dediğim gibi çok fazla açılmasın diye mesela ben onlara hiç etiketlemeyi, mentionlamayı göstermemiştim. Büyük hesabı açtıktan sonra küçük de hesabı açtım. Ne yaptı biliyor musunuz hocam? Anlattığı kitabın yayın evini etiketledi. Biliyormuş. Nereden aklına geldi oğlum bu dedim. Ben senin ne yaptığını görüyorum dedim. O Hani zaman üniversite hesaplarından izliyorlar şu da dedi. var. İyi bir model olmamız gerekiyor. Yani sadece Kesinlikle. konuşmak, sadece göstermek, Değil. bilgilendirmek değil. Sigara içmemeniz gerekiyor. Sigara Aynen içmelerini öyle hocam. istemiyorsanız kitap Evet. okumanız gerekiyor. Kitap Kitap okumaları okumaları için ve istiyorsunuz. sosyal medya ya da internette akıllıca dolaşmanız gerekiyor ki sizi iyi model Ki alsınlar dememiz kesinlikle. gerekir. Yani Kesinlikle. çok güzel. Diyor ki her yoruma cevap yazmıyorsun ya da her takip edeni geri takip etmiyorsun. Ben onu fark ettim anne dedi büyük bir gün. Evet oğlum dedim. Sonra mesela işte arkadaşlarıyla konuşurlarken hocam şeyler de vardır. Hani biliyorsunuz takipçi arttırmak için bazı şeyler vardır. İşte takipçi satın alırsınız, bot devreye sokarsınız. Günlük belli işte takipçi yollayan Nasıl? sistemler vardır. Para verip satın Tabii. alıyoruz değil mi? Tabii, Yani para mesela şimdi biliyorsunuz. biz eğitim koçunda en son bakmadım. 250 mi bizim? 281 var. 300 Mesela küsür, 300 öyle küsür mi? olduk hocam. Ben pardon. Mesela ama biz özür dilerim. Mesela biz mesela para Ama verip alabiliriz. Kaç kişi tabii. arttırabiliriz? Hocam istediğiniz kadar 10 bin, 50 bin
Yani artırırsınız. O zaman şimdi pek çok beğeni de satın alınabiliyor. Beğeni de satın alabilirsiniz. Yorum bile satın alabilirsiniz. Yorum da satın alabilirsiniz. Peki, İstediğiniz neden? Neden? Hani bu, o zaman amacınız çok farklı, başka yere gidiyor. Yani bizim şu anda amacımız ünlü olma isteği. Peki. Görünme ihtiyacından yapanlar var hocam. Bu ihtiyaç olmasa ya da bunu görmeseler zaten bu hizmeti sağlayan oluşumlar meydana çıkmazdı. Bunlar tabii var. Peki hayır. Mesela ama böyle... Şimdi siz o hesapları hemen güvenlik konusuna bağlayalım bunu. Lütfen, hocam. Onu soracağım. Diyelim yani... ki ben takipçi satın almak istiyorum. Benim kullanıcı bilgilerim %90'ına benim kullanıcı bilgilerimi vermem gerekiyor. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Ben şimdi diyelim ki takipçi satın almak istedim. 10 bin tane takipçi satın almak istiyorum. 5 bin tane de beğeni random dağınık verin. İşte ilk bir ay boyunca da yorum yazılsın. 10'ar tane benim şey postlarıma deyip bastım, parayı aldım. Hı-hı. Adam bana diyor ki kullanıcı bilgilerini ver. Hemen göndereceğim. Kullanıcı bilgilerinizi veriyorsunuz. Kullanıcı bilgisi derken? Şifreniz. Mailiniz, şifreniz. Şunu yapıyor. Sizin organik takipçileriniz, organik dediğim satın alınmamış gerçek insan takipçileriniz. Organik takipçilerinizin bilgisini de çekiyor. Şifrelerini değil tabii ama kullanıcı adlarının hepsini alıyor. Şimdi ben bu hizmeti aldım, benden çekiyor o bilgiyi. Siz ona gittiğinizde size gönderdiği kullanıcı adı, sadece bir, işte bir ay sonra silinecek olan takipçi görünen kullanıcı adları benden çektikleri olabiliyor. Hı hı. Biraz böyle hani şey anlattım ama İyi. Adamlar böyle çalışıyor. Sizin üzerinizden iki kere kazanıyor. Hani. Peki şimdi şifreyi alıyor sizinle pek evet. Şeyler yapılıyor. Tehdit unsuru oluşmuyor mu? Yok mu böyle vakalar? Oluşur. Şöyle bir şey var hocam. Yani şimdi çok taze bir gündem de var aslında. İsim de vermeyeyim ama hani bugün bayağı bir Twitter'da da gündem oldu. Instagram hesabı satın almış. Satın aldığı belli olduktan hemen sonra kapatmış bir şu an popüler bir isim var. Hı-hı. Bu tarz şeyler de yaşanabiliyor. Hı-hı. Yani hoş karşılanmıyor. Hı-hı. Güvenilirliğiniz düşüyor. Tabii ki. Bir de o şu var. Negatif... Yani mesela bunlara tabii ki özel hayata gerçekten bir saldırı olabilir. Artı sizin kullanıcılarınıza da bu şekilde. Peki böyle bir şey pardon. Sayınız arttığı zaman reklam geliriniz falan mı artıyordu insanlar? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Mesela işte çocukların benden takipçi istemelerinin sebebi YouTube'da belli bir sayıya, belli bir süreye ulaşmanız gerekiyor. Instagram'da da keza aynı şekilde belli bir sayıya ve üzerindeyse eğer reklam aldığınızda reklam anlaşması yaptığınız yerin size ödeyeceği meblağ yükseliyor. Yani şöyle düşünün, benim işte 600 bin küsur takipçili bir hesaba danışmanlık yapıyorum diyelim ki. Arkadaşıma eyvallah diyorum. Bana soruyor, diyor ki şimdi bana bir teklif geldi, 24 saatliğine şu ürünün reklamını gösterirsem, 24 saatliğine hocam dikkatinizi çekeyim, 25 bin lira verecekler, ne diyorsun diyor. Allah derim. Allah derim. Hani böyle bir şey var. Daha düşükse eğer daha düşük bütçeli reklam veriyor. 100 lira, 300 lira, 500 lira. Peki mesela şirketler gelirken sizin sahte böyle katılımcılarınız olduğunu fark ederse bunun yasal ediyor. Yaptırımları. Yasal yaptırımları noktasında hocam çok fazla hani yasal bağlayıcılığı henüz devreye girebilmiş değil ama şöyle bir şey var. Gelen firma sizin takipçilerinizin organik olmadığını, troll hesabın olduğunu, fake adreslerin olduğunu gördüğünde sizin güvenilirliğiniz sarsılıyor. Bir de piyasada hani o platformlarda artık öne çıkan bir isim olamıyorsunuz. Anladım. Ama örneğin doğru etiketlendirme yapıyorsanız, belirli bir iç tutarlılığı varsa hesabınızın, güvenilirliği sağlamışsanız o zaman daha farklı oluyor tabii işler. Anladım. Ya da ünlü bir iş zaten kafadan farklı biliyorsun. Tabii. Yani şunu da dememiz gerekiyor.
iyi bir tüketici olmamızın yanı sıra eğer üreticiysek sosyal medyada, internette etik kurallara yine uymamız gerekiyor. Kesinlikle Ters ve bir de çerçeve. güvenilir olmak. Evet. Hani güvenilir olmak, güven sağlamak önemli bir de hocam. Emin kişi olmamız gerekiyor. Evet, Evet. aynen öyle hocam. Evet. Orada da hani şimdi tekrar şeye dönersek, çocukların sosyal medyada kendi hesaplarını yönetirlerken dikkat ettiğimiz iki şey var. Birincisi, ne zaman ne yükleyeceklerse muhakkak bana söylüyorlar. Çekimleri kendileri yapıyor. Tıkandıklarında anne şunu ayarlar mısın, tutar mısın? Sen tut da bu sefer hani sen çek diyebiliyorlar. Kurgu, montaj vesaire hiç karışmıyor. Yükleyecekleri zaman anne yükleyebilir miyiz diyorlar. Yanımda yüklüyorlar. İlk yorumları beraber takip ediyoruz. Daha sonra oturum kapatılıyor. Çok güzel. Normal akışına bırakılıyor. Kurallar Takip var. ettiğim ikinci husus da evet, kesinlikle ama kesinlikle bir özel mesaj gelirse haber veriyorlar. Çok güzel. Özelden bir mesaj. Tanıdıkları ya da tanımadıkları fark etmez. Yani işte neredesin? Arkadaşım yalnız mısın? Gecenin bir saate gelebiliyor bu tarz mesajlar. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. En son hangi kitap? Hop, telefon düştü. En son hangi kitabı okudun, anlatsana falan gibi. Tanımadıklarından ya da tanıdıklarından absürt bir saatte bir mesaj geldiğinde ben biliyorum. Peki Yine bir engelliyor musunuz böyle kişileri? tabii. Takipteyse de takipten çıkarıyoruz. Ne Peki olur ne olmaz. Tekrar temasa iyi geçemeyiz. iyi izleyiciyi nasıl karar veriyorsunuz? Evet, böyle gecenin bir yazısı yazıyor ama mesela şu da var. Çok edepli, adaplı yaklaşıp ama aslında kötü niyetli insanlarda ya da Evet. bireylerde onu nasıl ayıklıyorsunuz? Hocam bu biraz deneyimden belki biraz hani internet diline, sosyal medya diline çok mecburen hakim olduğumuz için kullandıkları cümle yapısı bile belli ediyor aslında. Değil mi? Cümle yapısından bile anlayabiliyorsunuz ya da random gibi görünmeye çalışsa da bazı kelimeleri kullanım sıklığı yine aynı şekilde belli ediyor. Şey gibi değil mi? Ya Bu da vücut dili gibi aslında. Bir aynen, internet evet. dili var. Oradan fark ediyorsunuz değil mi o Aynen, insanı? her insanın bir şeyi var. Hani klavye sizin Tesla projesindeki gibi o zamanında bizim uygulamasını yaptığımız hocam. Klavye, harfleri, dokunuş hızı, yazış şekli. Aynı onun gibi o klavyeyi kullanırken nasıl olduğunu tanıyorsak yazdığı şeyden de aslında kişi hakkında çok ipucu bulabiliyoruz. Ve bazı şeyler aynı toplumsal realitede gördüğümüz kalıplar vardır ya, görünce işte atıyorum çok özür dileyerek kişilerden de özür dileyerek ama hani belli bir form oluşmuş gözümüzde görünce diyoruz ki apaçi. Hani belli bir saç tipi var ya da hippi. Belli bir işte giyim tarzı var. Belli bir işte yaşam tarzı var. Aynı onun gibi aslında yazdığı kelime, kullandığı noktanın yerine kadar ipucu veriyor. Değil mi? Belli, evet, deneyimlediyseniz hani biraz nitel gözlem, biraz nicel veri bir arada görünce artık bir yerden sonra tanıyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani şunu da dememiz gerekiyor değil mi? Artık eskisi gibi değil. Eskiden de aslında çok daha farkında olarak yaşamamız gerekiyordu ama işin içine teknoloji ve teknolojiyle birlikte sınırların zamanı kalkmasıyla birlikte özellikle ebeveynlerin de en az çocukları kadar teknoloji okur yazarı, sosyal medya okur Kesinlikle. yazarı o ben anlamıyorum diye Yok bir öyle bir şey. artık yok değil mi? Yok ne yazık ki hocam. Bir de şöyle bir şey var. Velilerin çok dikkat etmesi gereken başka bir şey. Örneğin çocuğunuzun kötü niyetli insanlara verilerini siz çok iyi niyetlerle sağlıyorsunuz ve veriyorsunuz aslında. Örneğin birçok veli şey yapar. İlk karnemiz fotoğrafı çocuğuyla birlikte karneyi gösterir. Çocuk da vardır, karne de vardır. Karne de okunuyordur en iyi notlar orada olduğu için öyle. Ama orada aynı zamanda çocuğun okulu, sınıfı, Sınıf ikili öğretim mi, arkadaşlar. tekli öğretim mi, onun bilgisi, hangi saatlerde okulda olduğu bilgilerini de sağlarsınız.
Bir dönem şey vardı ya, şimdi artık uçamıyoruz da uçak biletlerini yayınlama. Aslında oradaki kara kodlarda. O kara kodlara hiç girmiyorum hocam. Ama bu hani bir velinin çok iyi bir niyetle yaptığı ama en tehlikeli şeylerden biri. Evet. Yani çocuğunuzun güvenliğini riske atıyorsunuz aslında. Beni annen gönderdi deyip gidip okuldan biri alabilecek Evet. gibi bir duruma yol açıyorsunuz aslında. Ya Evet. da sosyal medyada örneğin çocuklarınızın çok net fotoğraflarını paylaşmak. Bütün yüzünün okunabildiği. Çok tehlikeli. Kaç yaşına kadar bunu önermiyorsunuz? Ben de karşıyım çocukların fotoğraflarının paylaşılmasına. Kaç yaşına kadar? Hocam ya Ergenlik ya da 18 yaş yaşları çıktı mı? yok hani sonuçta bunun önüne geçemeyiz. Bebekken de paylaşılır ama yüz net olmasın. Evet. Ya da işte yetişkinliğe gelmiş insan da olur ama yüz çok net olmasın, çok okunamasın. Çünkü hocam biliyorsunuz daha önce de hatta ele aldık bunu söyledik. Yüzümüzün 76 noktasından Evet. izleyicimle alınarak çok güzel avatarımız yapılabiliyor. Üç boyutlu yazıcıdan alınabiliyor. İlerisi için sentetik öden projeleri yürütülüyor. Hani Evet. dalga geçiyorum ki değil mi? Son Yüz sözler arasında tanıma A programları, ben yüksek. Aynen öyle. yüz tanıma Şimdi programları, mesela biz mesela üniversitede belli yerlere giderken akşam bu söylendi. Yüz tanıma programlarıyla giriyoruz, değil mi? evet, aynen öyle hocam. Yani gözünün içine kadar görünmesine ya da yüzün tamamının çok net kırışıklarına kadar belli olmasına gerek yok. Ya da Bayanlarda öyle bir sorun olmaz tabii biz filtrelerden. Bugün Serapcığım. hocam bilmiyorum katılabildi mi? Serap Hoca bugün paylaşmıştı. Çok hoşuma gitti. Serap Çeker hocamız görmüşsünüzdür. Evet Herkes aynı gördüm. yüzle diye. Hani aynı o hesap. Değiştirip atalım. Biz Evet. olduğumuz belli olmasın. Ama önemli olan şu. Şu anda mesela bankalarda güvenlik sorularından biridir. Anne kızlık soyadı. Benim şu anda kendi hesabımda bile kızlık soy ismim yer alıyor. Birçok insanda yer alıyor bu. Güvenlik sorunu o olmayacak. Bu olacak artık. Bunun neresini şimdiden verirseniz eğer bazı tedarikçilerin eline öyle Evet. diyelim. Tedarikçiden kastımız da işte bakınız Facebook, bakınız WhatsApp, bakınız Instagram. Hani ya da Google, Siri. Hepsi bizim verilerimizi alıp bizim aslında ileride kullanılacak dijital avatarlarımız için bir banka oluşturuyor. Siz üstüne bir de bunu sağladığınızda gelecekte sesinizi taklit edebilen, aynı sizmiş gibi hareket eden ve sizinle ilgili hiçbir şey unutmamış. Şimdi insan unutabiliyor ama yazılımlar unutmuyor biliyorsunuz. Evet. Bir şey unutmamış bir robot modeliniz, prototipiniz yapılabilecek. Evet. Şimdi öyle bir şey varken çocuğun güvenliği aslında şu. Evet. Şu O zaman anki çocuklara güvenliği. bunları da anlatmamız gerekiyor. Yani Kesinlikle sizden hocam. habersiz herhangi bir görüntüsünü, fotoğrafını, işte Paylaşmamalı. arkadaşlarıyla kim arkadaşları ya da nelerden Ki, hoşlanır, evet. nelerden hoşlanmaz gibi konularda Aynen. Ailesi hatta şuna da yerden dikkat tutun. etmesini, çok özür diliyorum, biz böyle heyecan yaptık. Şöyle bu aralar özellikle çok dolaşıyor. Mesela işte ben yayınlıyorum 10 tane 20 tane soru. İşte Evet hocam. ilk yediğiniz yemek, çok sevdiğiniz bilmem ne, şu şu şu. Aslında bana ilişkin ve diyorum ki işte bunu kopyalayın, siz de kendi işte Facebook'unuza ya da sosyal medyanıza paylaşın. Aslında son derece tehlikeli. Siz kendiniz Çok. hakkında bütün bilgiyi sağlıyorsunuz. Çocuklar için özellikle tehlikeli bu. Diyor ki ya hocam 10 soruda ben sizin bastırılmış duygularınıza kadar her şeyinizi çözerim. Sizi sizden daha iyi, annenizden daha iyi tanırım diyor zaten Facebook. Evet, şeye Bir bakıyorum, 10 sorular var veriniz mı diye de. hani bana sağladığınız veriyle ben sizi annenizden daha iyi tanırım diyor. Evet. Beğendiklerinizle, yorumlarınızla, takip ettiklerinizle yetiyor ona. Zaten hocam hani geçen hatta Tolga Hoca da söylemişti söyleşi esnasında hatırlarsanız. İşi ücretsiz kullanıyorsanız asıl kullanılan sizsiniz. Ürün Hep diyoruz ya sizsiniz. biz bunun ürün biziz Evet. aslında. Biz Tabii şimdi ki. bu platformlar için hani yıllardır alışılagelmiş güvenlik tavsiyeleri var. İnternette güvenli, internet kullanımı için işte şifreniz, parolanız güçlü olsun. Yok işte banka kredi kartı bilgilerinizi her yerde paylaşmayın. Ne bileyim internetten alışveriş sitelerinin hepsine güvenmeyin.
İşte güvenli sertifikası yoksa eğer bilgilerinizi girmeyin. SSL sertifikası hani diye geçiyor, güvenlik sertifikası ne derseniz. Bunlar klasik alışılagelmiş öneriler. Hani o yüzden biz biraz daha farklı, yine her zaman olduğu gibi daha farklı güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Geleceğe yönelik güvenlik Serap'cığım çok ihtiyaçları var. haklısın. Şimdi burayı konuşurken şimdi gelelim internete. İnternette istediğiniz kadar bu biraz önce söylediğim güvenliği ele alın. Ama yine de güvenli olmayan alanlar var. Değil mi? Çocuklar için Tabii çok ki, tabii ki. tehlikeli. Şu anda ismini Tabii ki. söylemeyeceğiz. Ama Sadece genel adıyla dark web diyelim. evet, dark Genel adı. web'imiz var. Evet. Ve Hepimiz var. peki bundan nasıl koruyacağız? Dark web, bizim kullandığımız webten ayrı bir web. Katmanları var, Yazık. söylemiyoruz. İsimlerini de Aynen. vermeyeceğiz. Evet, çok detay vermeyelim ama dark web'in tehlikesi ne yazık ki internetin ilk yıllarını hatırlarsanız hocam, hani bu Napster zamanları, hatta ondan daha öncesi de var. Her şeye bak hocam, Antalya 43'ten geldi. Mars filmini izlemiştim. Ertesi gün ekran koruyucu Mars olmuştu diye. İşte çünkü takip ediliyoruz. Bizi izliyorlar deyip hemen şey hocam, çok internetin ilk yapılandığı zamanlar çok sansür yoktu internette. Her şeye erişilebilirdi. Artı 18 şiddetten tutun da cinselliğe kadar her şey çok net bir şekilde erişilebilirdi. Sonra yavaş yavaş internette sansür uygulamaları başladı. Sansür uygulamalarıyla birlikte bu içerikler kaybolmadı. Bu içerikler daha derinlere, daha zor erişilebilir katmanlara doğru Yer altına inmeye indir. yer altına indi. İnternetin yer altı, buzdağının görünmeyen tarafı. Orada da tam net sayı vermeyelim ama birçok katman var diyelim. İşte ilk üçle ilgili çok rahat bir şekilde, rahat dediğim hani bilgisayar, teknoloji okuryazarlığı yüksek olan insanların, ortalama üstü olan insanların erişebilecekleri. İlk beş keza aynı şekilde ama gitgide derinleştikçe insanların kaldıramayacağı, normal insanların kaldıramayacağı içeriklerin olduğu bir Evet. yer. Ve Onunla söz etmiyoruz. ama o içeriklerin olduğu yerlerde bizimle ilgili bilgilerin olmamasını sağlamamız ya da tamamen kaçamayız ama hiç değilse hani en minimal şekilde oralarda bizle ilgili izlerin olması. Bir Bu kaygımız da odur bizim. şey pandemiyle birlikte uzaktan eğitim patladığında tabii herkes Zoom'a yöneldi biliyorsun. Ve Zoom'la Evet. ilgili bir dedikodu çıktı bilmiyoruz. Hı. Bütün kullanıcıların verilerini bu Dark Web'e ya da Deep Web'e sattı Hı. dendi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Karşı Ama biz firma da çıkarmış olabilir ama tabii mesela ki böyle bir şey birçok oldu. vardı. Çünkü rekabet bazen yapıyor olduklarını duyuyoruz, firmaların hani birbirlerini bloklamak için bazı hamleler, Peki. ama hocam sonuçta A ya da B değil. Ama bunu yapan var. Mesela şu Evet. anda biz de çok güzel veri sağlıyoruz. Bakın mimiklerimize kadar aslında burada bir veri yiyoruz Instagram'a. Evet. Evet. Ben öldüğüm çocuklarıma benim çok bana çok benzeyen bir robotu gayet güzel satabilirler. Yani sen çok Mesela. light ve çok insani bir şey söyledin. Ben öyle söyleyeyim istedim hocam. Peki şimdi Fotoğraflara çok gitmedim. o internet üzerinde çocuğun güvenli gezinmesi. Çünkü işte sözcüklerle arama yapıyoruz. Arama motorları Evet. üzerinden arama yapıyoruz. Yanlışlıkla böyle yanlış yerlere girmemelerini sen bir veli olarak nasıl eşinle birlikte önlüyorsun? Ne yapıyorsunuz çocuklarınızla? Hocam, şöyle mümkün mertebe hani bizim kontrolümüzde ve bizimle paylaşarak, biz çocuklarla, ben hep onu söylüyorum, annenizim, arkadaşınız değilim. Ama arkadaşınızmışım gibi benimle her şeyinizi paylaşabilirsiniz. Bir anne olarak sahip çıkarım. Destek olurum. Bir arkadaşmış gibi dinlerim. Ama ne olursa olsun, bir sayfaya mı girdin, bir şey mi gördün, beklemediğin bir yerden biri bir şey mi yazdı ya da bir
iletişim tabanlı aslında bizimki daha çok. Yüz yüze iletişimi tek sağlayabildikleri biz olduğumuz için şu an evin içinde. Daha çok iletişim tabanlı ama arka planda tabii ki işte bu ajan temelli sistem projesi üzerinde çalışıyoruz demiş Antalya. Biz biraz ajan temelli sistem yaptık evde zaten. Bazı anahtar kelimelerle bloklama yaptık işte. Örneğin dediğim gibi tablette bir uygulamamız var. Tablette kullandığı, o saatte kullandığı oyuna kadar belirlediğimiz. O oyundaki hangi modülde ne kadar süre geçirebileceğine kadar. Yani chat'i açtı. Bu oyunda en fazla kaç kelime kullanabilir? Hani ne Yapılandırmak yazacak? gerekiyor değil mi? Aynen, Başıboş evet. ya da sadece konuşmak, sadece bilgi vermek, model vermek değil, aslında anne babanın Değil. yapılandırması gerekiyor. Ve ben yine Kesinlikle canım. geliyorum, Ve anne baba bu kendilerine kesin. çağda, Anne baba bilecek. evet bu çağda ben sosyal medyayı sadece kullanıyorum, ben sadece içiciyim demesi gerekiyor. Biliyorsa ya tamamıyla analoğa geçecekler ailece ya da Ya bu dijital dünyadaysa bu dijital okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığını anne baba edinecek. kesinlikle. Değil mi? Ve şey de çok önemli. Geleceğin hani sosyal medyada, internette gezindiğiniz ve bıraktığınız o ayak izlerinizin, dijital ayak izlerinizin gelecekte nerelerde kullanılabileceğine dair yapılmış araştırmaları Evet. takip edip ona göre Onları nereden takip uzmanlardan destek. edebiliriz? Nerede Hocam bulabiliriz? Nasıl? özellikle akademik yayınlardan, Heh, bizden, değil mi? buradan. Yani onu söylüyorum. Yani sadece bloglar ya da hani sıradan Yani ben insanlar uzman demeyelim ama diyen herkes akademisyenlerin yazdıkları lütfen makaleleri bir de okuyoruz. nedir? Ben uzmanım diyen herkes gerçekten uzman değildir. Değil. Değildir. Araştırıcı, işte araştırmacı, analiz, sentez, eleştirel düşünce Evet. güçleri kullanacağız artık. Ve Eskisi şöyle bir gibi şey de değiliz var. bitti. Hani, kesinlikle ve şeydir de hocam. Hani hep deriz ya bir doktoru tavsiye eder misiniz? İşte şu doktora gitmişsin tavsiye eder misin dediklerinde bana tıp bilgisini bilemem. Bir tıp bilgisiyle ilgili bir yorumda bulunamam ki ben tavsiye edip etmeyeceğime karar vereyim. Ama benimle kurduğu iletişimden yola çıkarak şu tarzda yaklaşıyor hastası. Tercih ediyorsan gidebilirsin. Yoksa tıp bilgisiyle ilgili ben sana herhangi bir tavsiyede bulunamam derim. Evet. Bu bizim alan içinde geçerli bir şey. Sadece bizim alan değil işte teknoloji içinde geçerli. Uzaktan eğitiminden, sosyal medyasından, işte tıpından tutun da öğretmenliğinden ya da işte hukukuna kadar ya da sosyolojisine kadar her alan için geçerli. O alanda gerçekten uzman demek bir şey üretmiş, söz söyleyebilecek potansiyelde yeterlikte kişidir. Ama bana anlatır mesela ben ondan yakalayamam o bilgiyi, ona bir şey diyemem. Ama ispatlamıştır kendisini, amenna eyvallah derim. Tabii Akademik anlamda ispatlamıştır akademik ama olarak akademik olmak nasıldır? önemli. Üniversite web sayfalarına bakabilirler. Bizim hepimizin Ha kayıtları tabii var ki. orada değil mi? Tabii Yayınlarımız tabii. var. Google Scholar'dan bakabilirler. Google Aynen. Evet. Citation'dan değil mi? En Bunlar bir güzeli takım... yani hani evet hocam çok güzel bir şey. Çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Hani bütün velilerin aslında girip bakabilecekleri anahtar kelimeyi normalde Google'da aratmak yerine scholar.google.com'dan girip merak ettikleri şeyi oraya yazarsalar akademik yayınlara ulaşırlar. Hani Evet. gerçekten araştırma sonucu ulaşılmış Bu bilgilere. önemli. Son bir dakikamız bir şey daha söyleyeceğim. Anne babalar Rica. özellikle çocuklarına örnek estağfurullah olmak istiyorsalar bugün ücretsiz çok sayıda online olarak yapılan dersler var. Açık dersler Evet. var. Biz bunlara MOOC diyoruz. Mesela Türkçeleri de var. Eğer yabancı diliniz varsa Coursera gibi işte ya da Anadolu Üniversitesi'nde dahi var. Evet, Bunlara kayıt akademi var. olabilirler. Ya okuyacaksınız, Aynen. hayat boyu öğrenen olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Buralardan değil mi eğitimlere Velilerin katılmanız gerek. o zaman hocam çok güzel bir şey söylediniz. O yüzden çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama parladı yani. O yüzden söylemek istiyorum. Veliler için en önemlisi güvenilir bilgiye ulaşmak ki bunun için de tavsiyeniz çok güzeldi. Öğrenen çocuklar için de en önemlisi veliyi dinlemek diyormuşum. Evet, Hemen bir anne olarak kesinlikle. anneyi dinlemek. Evet. Bir de doğru yapılandırılmış yoldan gitmek. Evet. Hı Evet. hı. Bunu seçebilmek. Kesinlikle. Bu da Evet. eğitimden geçiyor, öğrenmeden geçiyor.
Yine aynı şekilde mesela bu açık kaynak, açık ders materyalleri herhangi bir diploma ya da öğrenme seviyesi aramadığı için rahatlıkla ne yapabiliyor? Kesinlikle. Kaygılanabiliyorsunuz. Ama diyelim ki yüksek okul mezunsunuz, 4 yıllık bir okul mezunsunuz. Mesela bizim ikinci üniversite şansımız zaten Anadolu Çok Üniversitesi'nde güzel. sınava girmeden mesela Evet. sosyoloji okuyabilirsiniz, Türk dili okuyabilirsiniz ya da istediğiniz bölüm. 4 yıllık mezunsanız evet. Ya İki emek yıllık mezun. sarf etmek gerekiyor. Emek sarf etmeden artık bu işler eskisi gibi el Aa. yordamıyla olmuyor, değil mi Serap? Evet, şu anda Kesinlikle. bitmek üzere, ben de Ben de duracağım. hızlı. Çok, çok Evet. güzel bir şey. Aslında tekrar tekrar çizmekte fayda var hocam. Evet. Veriler doğru bilgiye, doğru kaynaktan Serapcığım, ulaşmakla yükümlü. haftaya mukları işleyelim. Tamam hocam. Yani çünkü öğrenme kaynağı olarak açık uzaktan öğrenme kaynağı olarak şu anda yaygın olarak kullanılıyor dünyada. Türkiye'de o kadar değil ama anlatalım. Neler var, neler yok, neler öğrenebilirler. Özellikle şu hafta sonları o 2 gün evdeyken vakti verimli geçirmenin en güzel yolu. Evet. Hatta bir tane anekdot, bizimki biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz? Bir gün akadema ilk açıldığında dalgıçlık dersine Evet. katılacağım ben dedi de Evet. tüp ondan ağır çıktığı için katılamadı. Biliyorum, hatırlıyorum Onlardan, Ekucuğum. o derslerden, uygulamalısından tutun da teorikten Evet. bahsettim. Bence de muklar hakkında güzel olur hocam. Fikrinize Haftaya sağlık. mukları konuşalım. Evet, soru Tamam var hocam. mı kapanmadan? Biraz sonra kapanacak. Herhalde. Ben bakıyorum ama. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz bu arada. Katılımcılarımıza da teşekkür Evet. edelim hocam. Sohbetiniz Teşekkür. için çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Bir veli olarak deneyimlerimi Estağfurullah. bizimle paylaştığın için. Estağfurullah hocam. Çok Evet. sevindim. Güzel. Evet. İyi akşamlar Evet. diliyoruz. Yarın akşam İyi akşamlar. blockchain'leri konuşacağız. Çok değerli bir arkadaşımız bizimle olacak. Bu işte Evet. gerçekten uzman. Dünyada ve Türkiye'de böyle gruplarla çalışıyor. Ve çok Evet. heyecanlıdır. Çünkü nasıl diyeyim? Severek yapıyor. Aşkla yapıyor Yok. işini. Sen katılın derim. Ben de kesinlikle. Blok zincirlere ilişkin her şeyi bizde bulabilirsiniz. Hocam bir soralım. Soralım. Ben sordum, Bitcoin çakıldı, şimdi çıkıyor. Hayatta karışık yok. Evet. Herkese Tamam. iyi geceler, iyi akşamlar. İyi Herkese. akşamlar. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Sen kapa, yoksa sabaha kadar buradayız Tamam Serap. hocam.